Refik Korkmaz eğitimleri 9 modülden oluşuyor. 30 yıl önce Refik Korkmaz eğitimlerini kurdum. 24 yıl boyunca kendi içinde eğitimi geliştirdim, hiç eğitim vermedim. Son 6 yıldır dünyanın pek çok ülkesine giderek tam 18 bin arkadaşımıza eğitim verdim. Eğitimlerimizi yüz yüze ya da online alabilirsiniz. Birinci modülü almak istediğinizde bilinçaltının dilini öğrenirsiniz. İkinci modül eğitimimizi tercih ettiğinizde hayal et şifa gerçekleşsin tekniklerini öğrenirsiniz. Üçüncü modülü tercih ettiğinizde levh-i mahfuz bilgilerine nasıl ulaşacağınızı öğrenirsiniz. Geçmişinizin kayıtlarına ulaşıp onları yeniden düzenleyebilirsiniz. Silip yenilerini ekleyebilirsiniz. Dördüncü modülü tercih ettiğinizde İlyada destanını bilinçaltında öğreneceksiniz. Anadolu'nun, Girit'in, Kıbrıs'ın, Marmara Denizi'nin, Karadeniz'in, Ege Denizi'nin, Akdeniz'in. Wow! Bunlar neymiş diyeceksiniz. Bunların bilinçaltı anlamlarını öğreneceksiniz. Girit'in baba, yani bir insan olduğunu öğreneceksiniz. Anadolu'nun bir kadın olduğunu öğreneceksiniz. Değerli dostlar, bunlar dünya üzerinde gezen karı koca. Marmara'nın rahim, Karadeniz'in mezarlık, Akdeniz'in yaşamak, Ege'nin kürtaj edilmek olduğunu öğreneceksiniz. Daha neler? Beşinci modülü almak isterseniz, Odysseus destanını daha derinden inceleyeceksiniz ve insanı kamil yolculuğuna çıkacaksınız. Altıncı modülü tercih ediyorum derseniz, Atlantis'in nerede olduğunu anlatacağız. Atlantis uygarlığının bilgilerini öğreteceğiz ve o bilgilerle dilerseniz hayatınızı sürdürün. Yedinci modülümüzü tercih ederseniz, herhangi birisinin çizdiği bir resmi bilinçaltında analiz etmeyi ve onun problemlerine o resimle ulaşmayı ve o resmi size anlatacağımız tekniklerle hayalinizde yeniden düzenleyip kişiyi probleminden haberi dahi olmadan kurtarmayı öğreteceğiz. Deseniz ki ben 8. modülü tercih ediyorum. Deriz ki bozulan aile ilişkilerinizi gözünüzü kapatıp şunu şöyle hayal ederek düzenleyebilirsiniz. Deseniz ki ben 9. modülü öğrenmek istiyorum. Diyeceğiz ki sen insan değilsin. Diyeceğiz ki Manisa'daki Spil Dağı dağ değil. Orası Kaf Dağı ve diyeceğiz ki sen Züm, Rüdü Ankasın insan değil. Bunların derin bilgilerini öğreteceğiz değerli dostlar. Hocam ben niye bir tane iki tane modülle yetineyim ki? Ben bu 9 modülün 9'unu da alayım derseniz eğer deriz ki bir modülü bir günde öğrenirsiniz. 9 modülü 9 günde kolaylıkla öğrenirsiniz. Hem de yüz yüze eğitime gerek yok. Zoom eğitimine gerek yok. Bu her modülün ders anlatım videolarını ben hazırladım. O ders anlatım videolarını izleyin, rahatlıkla öğrenin. Ders anlatım videosu bu. Ne zaman isterseniz oturun izleyin. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri 30 yaşında mitolojiden beslenir. Dünyanın henüz tamamının hazır olmadığı çok derin bilgileri, Zümrüt Anka Çağı'nın bilgilerini öğretir. Değerli dostlarımız, canlı yayına katılmak isteyen bir arkadaşımız varsa
Buyursun, katılsın. Neşe Özevin, Neşe Hocam, sizin de her daim şifanıza vesile oluyorum. Ve inşallah o söz konusu hastalığınızı çoktan geride bıraktınız. Amin. Fiziksel ya da psikolojik bir probleminiz varsa buyurun canlı yayına katılın. Canlı yayında birkaç dakika içinde yapacağımız meditasyonda hem sizin hem bizi dinleyen herkesin hem de niyet ettiklerinizin şifalarına vesile olabiliriz. Gizem Kozan, Allah razı olsun. Hatice Bakar, selamlar, saygılar. Buyursun. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Buyurunuz, neler söylemek istersiniz? Size nasıl yardımcı olalım? Ya ben oğlum için aslında girmek istiyorum da sınava katılacak, dikkat eksikliği çok. Olur mu öyle? Olur tabii ki, niye olmasın? Bulunduğunuz yerde parazit yapıyor. Başka telefon mu açık, nedir? Başka bir yere geçin isterseniz. Tamam. Altın mı? Bakalım. Kapatın gözlerinizi lütfen. Gözünüzün önüne bir hayvan gelsin. Evet. Anlatın lütfen, nasıl bir hayvan geldi? Tavşan geldi. Beyaz beyaz bir tavşan. Bir bakın, onun boynunda bir tasma var mı ya da herhangi bir şey var mı boynunda? Kırmızı bir tasma var. Onu çıkarınız. Çıkardım. Ve bu tavşanın bir unicorn'a dönüştüğünü görün. Evet. Yani tek boynuzlu beyaz bir ata dönüştüğünü. Tamam, evet anladım. Anlatın. Ayrıntı anlatın. Ya çizgi filmden izlemiştim, oradan hatırlıyorum da uçuyor şu an unicorn'la. Haydi bakalım, şimdi kanatları olsun. Evet. Anlatın gördüğünüz bu Pegasus'u. Uçuyor, hava çok güzel. Gökyüzünde. Ve bunu bir zümrüdüanka'ya dönüştürünüz. Evet, mavi ve yeşil karışımı kanatlarıyla. Gözlerinizi açın. İnşallah çocuğunuz istediğiniz başarıya ulaşsın. Amin. Amin inşallah. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Diliyorum. Selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Güle güle. Ayağımın üstünde ağrı var. Katılmak istiyorum. Dilek Hanım yazmış. Dilek Hanım, kamera işaretini tıklayınız. Sizin yorumunuzun üzerine bastım. Canlı yayına davet et seçeneği çıkmadı. Dilek Hanım, dilerseniz Instagram'ı kapatın. Yeniden Instagram'a girin. Ve yorum ekleyenin sağ tarafında bakın kamera işareti var. Ona tıklayınız. Bakalım kim canlı yayına katılıyor. Canlı yayına katılıncaya kadar
Bir arkadaşımız size bazı bilgiler verelim. Hepiniz çok defa çocuğunuza sormuşsunuzdur. Oğlum ya da kızım, söyle bakalım anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun diye. Çocuğunuz durumu kurtarmak için bazen gerçeği söylememiş olabilir. Gerçeği en kolay biçimde öğrenmek için şöyle deyin. Çocuğunuza deyin ki yavrum kapat gözünü. Gökyüzünde bir ay ve güneş hayal et. Söyle bakayım. Ayı mı daha çok seviyorsun şimdi? Güneşi mi daha çok seviyorsun? Ha, ay annesi sizsiniz. Güneş babası sizsiniz. Ayı daha çok seviyorum derse anneyi daha çok seviyor. Babayı daha çok sevdiğini anlatacaksa eğer güneşi sevdiğini anlatır. Bu kadar basit. Daha mı çok bilgi edinmek istiyorsanız o zaman şöyle deyin. Oğlum ya da kızım. O ay hakkında ne düşünüyorsun? Anlat bakalım biraz. Anneyi anlatacaktır. Hu, yarım saat bile konuşturabilirsiniz. Aydan memnun musun? Ay sana nasıl davranıyor? Ay seni baskılıyor mu? Canını sıkıyor mu? Özgürlük tanıyor mu? Ne istiyorsanız. Sonra güneş hakkında da konuşturun. Baba hakkındaki bütün fikirlerini anlatacaktır. Eskiden çocuktan al haberi olurdu. Şimdi aydan, güneşten al haberi olur. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dilek Hanım yine sizde. Can yine katıl seçeneği çıkmadı. Hayatın ne türden olursa olsun problemlerinin size mucizelere dönüşmesi için çalışma yapalım. Belki çalıştığınız iş yerinde istemediğiniz biri vardır. Belki aile içinde birinden sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. Ya da geçmişinizin falan olayı problemler yaratmaya devam ediyordur. Ne olursa olsun. Problemlerin sizde mucizelere dönüşmesi için çalışma yapacağız. Kapatın gözlerinizi. Bir okyanus dibinde hayal edin kendinizi. Ve Yunus'a dönüşün. Rengarenk balıkların içinde huzurlusunuz. Aha, arkaya bakın bir tane köpek balığı saldırıya geçmiş. Sizi ısıracak. Kaçın. Yunuslara köpek balıklarının yaklaşması neredeyse imkansız. Haydi, geride bırakın onu. Okyanusun üstüne çıkın. Suyun üzerinde hoplayıp zıplayın ve orada bir gemi var. Geminin güvertesine atlayın. Ve bir deniz kızına dönüşün. Bu bir yolcu gemisi. Mürettebat, yolcular, çoluk çocuk, ailece gelip deniz kızı görmenin huzuru ve mutluluğu içindeler. Öyle bir huzur, mutluluk yayılıyor ki gemiye. Geminin 100 metre üstünde, gökyüzünde altın bir kapı beliriyor. Öyle bir sinerji oluştu ki gemide, deniz kızı da, bütün yolcular da havalanıyor. Görler gökyüzüne. Altın kapıdan geçiyorlar masal ülkesine. Orada herkes için ayrılmış
Dünyanın en güzel sarayları var. Herkese bir saray. Saraylar üzerine Allah'ın şifası, bolluk bereketi, sonsuz ve sınırsız bilgeliği, huzuru, mutluluğu, cesareti, yüksek enerjisi, ab-ı hayata akan saraylar. Saraylar ki hakikatin, alemlerin, zamanın, varlığın, bilincin, sandığın, ebedi gençliğin, ayın, güneşin, yıldızların ötesi akıyor. Gidin bu gökyüzü sarayına, kendi saray bahçenize, kendi sarayınıza. Bakın, taht boş. Onun sultanı sizsiniz. Oturun. Bir köpek balığı sizi sarayınızın sultanı yaptı. Gözlerinizi açınız değerli dostlar. Haydin bırak. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşımız varsa buyursun katılsın. New York'taki değerli takipçilerimiz, Refik Korkmaz'dan yüz yüze eğitim almak için bizimle irtibata geçin. Dünyanın neresinde olursa olsun eğitmenlerimizden eğitim almak isteyen değerli dostlar, eğitmenlerimizle iletişime geçin. Facebook kapalı gruptan 7 saatlik bir videomu izleyerek o modülü öğrenmek isteyen değerli dostlar, gece gündüz ne zaman isterseniz yıllarca Facebook kapalı gruptan eğitim videolarımı tekrar tekrar izleyerek öğrenin. Bir insan üçüncü gözünü açarsa değerli dostlar, yani ruh gözünü, kalp gözünü, duru görüsünü, kanallığını açarsa değerli dostlar, hayat ona kolaylıklar sunar. Hayatı mucizelerle dolar. Gözlerinizi kapatın. Bir ayna karşısına geçtiğinizi, aynada kendinize baktığınızı düşünün. Büyük bir ayna, duvar aynası bu. Bakın aynada gördüğünüz siz nasıl bir sizsiniz? Bir zamanlar bu aynaya Odysseus baktı. Kendisinden 22 kat büyük bir dev vardı bu aynada. Şaştı kaldı. Aynada kendisini görmek isterken kendinden 22 kat büyük o devi gördü. Acımasızdı. İnsan yiyen dev. Savaşa katılmış dev. Evler yıkmış dev. Yalanlar söylemiş. Haramlar yemiş dev. İnsan öldürmüş dev. Gördü aynada. Çünkü tam 10 sene bunları yapmıştı. Siz duvardaki boy aynasında ne görüyorsunuz? Ben susayım. Bakın. Duvardaki aynada bir dev görün. Alnının ortasında bir göz var. O gözü bir zeytin ağacı mızrağı ile delin. Onun gözü delinmiş olmaz. Siz onu onun gözüne zeytin mızrağını batırdığınızda üçüncü gözünüz açılır. O dev artık
gözü kör olduğundan kimseye zarar veremez. Küçülür, yok olur gider. Ve sizin de içinizde bir vicdan, merhamet, kalp gözü açılır, yükselir. İnsan kendisini böylece aşar. Hakikatin de ötesini anlar. Alemlerin de ötesini anlar. Gözlerinizi açınız değerli dostlar. Ulvi Arslan, canlı yayına katılmak isterseniz katılmak istiyorum deyiniz. Kim canlı yayına katılmak istiyorsa buyursun katılsın değerli dostlarımız. Ben katılmak istiyorum desin. Değerli dostlarımız, eğer çevrenizde hamile biri varsa onun bebeğinin cinsiyetini anlamak için kapatın gözünüzü, Marmara Denizi'ni gözünüzün önüne getirin. Marmara Denizi'nde bir bebeğin yüzünü hayal edin ve sonra bakın bu bebeğin cinsiyetine, işte o bebeğin cinsiyeti o hamile kadının rahmindeki bebeğin cinsiyetidir. Hamile bir kadının düşük tehlikesinden kurtulması için yapması gereken şey şu 4 dakikalık meditasyondur. Kapatır gözünü, Marmara Denizi'ni gözünün önüne getirir, İstanbul Boğazı'nı toprakla doldurur, Marmara Denizi'nin Karadeniz'le iletişimini keser ve bu 4 dakikalık hayal kişiyi düşük tehlikesinden kurtarır. Çünkü Marmara Rahim, Karadeniz ölmek. O yüzden rahimle ölmeyi birbirinden ayırdık. Rahimde düşük ortadan kalkar. Eğer orada boğazı kapatmazsak Marmara'daki gemi Karadeniz'e gider. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Olur. Allah korusun. Anne rahmindeki bebeğin cinsiyetini anne, baba, akrabalar bilmiyorsa ona oğlum ya da kızım demesinler. Evladım desinler. Çünkü oğlum ya da kızım dediğinizde onun cinsiyeti farklıysa, yani bir kıza siz oğlum oğlum diyorsanız sizin bu oğul beklentiniz, isteğiniz bebeğin de buna uymaya çalışması gayretini getirir. Kız bebek kendini erkek yapmaya çalışır, başaramaz, iki arada bir derede kalır Allah korusun. Doğduktan sonra da yaşamı böyle gider. O sebeple onu da etki altında bırakmayın. Haydi bakalım. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşımız katılmak isteğini dile getirsin. Ulviye Hanım hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hayırlı akşamlar, selamlar, saygılar. Selamlar bizden hocam. İstanbul'dan Hocam mı Kahramanmaraş Elbistan'dan katılıyorum. aradınız? Deprem bu yana sol omuzumda bir ağrı var. Şifa olsun inşallah. Amin. Şimdi Amin. Türkiye'de gece 12 geçiyor galiba, bir oldu mu? Şu an saat 7:30. Kaçın 7.30'u? Akşam ezanı okumak üzere. Akşam. Alacakaranlık daha henüz olmadı. Vaa. Evet. Ha, tamam, ben de burada saat kaç diye bakıyorum. Burada saat 12'ymiş daha. Tamam, 12.30. 7 saat var, saat 7.30 daha. Evet. İyi, ne güzel. İki yerde de aydınlık var.
Lütfen anlatın omzunuzu. Ne zamandan beri ne kadar ağrı var? Hocam deprem süresinde küçük bebeğim vardı. O sırada da aşırı soğuk vardı. Bir kilitlenme oluştu kolumda. Sol kolumdan boyundan sol bileğime kadar. Sol boyundan sol kol bileğine kadar. Evet. İnşallah şimdi şifanıza vesile olalım. Hiç değilse bir nebze de acılarınızı dindirelim. Amin. Değerli dostlar, hem sizlerin şifanıza vesile olmak hem de Ulviye Hanım'ın şifasına vesile olmak için çalışacağım. Gözlerinizi kapatınız. Sen de gel kapat. Lütfen gözlerinizi kapatın ve bir dakika bekleyiniz. Bir dakikayı değerli dostlar 60'a kadar sayarak değerlendireceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Değerli dostlar, hepinizin şifanızı ve niyet ettiklerinizin de şifalarına vesileyim. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, lütfen şimdi kendinizi kontrol ediniz. Gözlerinizi açınız. Hocam şöyle söyleyelim. Dirsekten bir sanki bir şeyler aktı gitti ama halen omuzda var. Peki nerelerinde artık ağrı kalmadı? Bilekte şu an yok. Kolda da yok ama sadece boyun kökü omuzda var. Sol taraf. O zaman epey azaldı. Yüzde kaç oranda azaldı o halde? %70 diyelim. Bravo. Peki lütfen anlatın. Deprem sırasında soğukta kaldınız. Biraz anlatın. O günden beri ne durumdaydınız? Bir daha çalışma yapacağım da biraz anlatın. Nasıl soğukta kaldınız? Yani biraz onları da anlatın. Şöyle söyleyeyim. Benim 2 yaşında bir bebeğim var. Sürekli ayaklarım yerde oturarak, ayaklarımı da salladığım için beden sabit kaldı. Omuzlarımda bir yük vardı. Bir de korku yaşıyordum sürekli. Hani her an deprem sarsıntılar şu anda devam etmesine rağmen o zamanki korku feciydi. Kahramanmaraş neresindeydiniz? Kahramanmaraş, Elbistan ilçesi.
Evet. İnşallah bir daha hiç olmasın depremler. Tamam. 2 yıldır sizi takip ediyorum hocam. Özellikle deprem videosunu defalarca akrabalarıma da dinlettim. Bayağı bir şeyler yaşadım. Mucizeler. Depremler olmasın, depremin etkisinden kurtulalım Evet. meditasyonlarını söylüyorsunuz. Evet. Evet. Peki inşallah şimdi tamamen boynunuzdaki o sıkıntıdan kurtulmanıza vesile olalım. Kapatın gözünüzü Ulviye Hanım ve bizi Kapattım. canlı yayından izleyen tüm değerli dostlarımız. Öylece bekleyiniz. Değerli dostlar, ben sizin yerinize meditasyon yapıyorum. Yaklaşık 1 dakika öyle bekleyiniz. Ve 20 saniye kaldı. Ve Ulviye Hanım, Evet. gözlerinizi açınız. İnşallah Evet. hem Ulviye Hanım, hem bizi izleyen dostlar, hem de niyet ettikleriniz şifanıza kavuştunuz. Amin. Lütfen bakınız şu an nasılsınız? Şu an kontrol ediyorum hocam. Birazcık omuzdan arka taraf, kürekle omuz arası bir ağrı var. Boyunda hafif kalmış ama. Tamam. O demin söylediğiniz ta bileğinize kadar olan ağrı ta 6 Şubat'tan beri vardı o zaman. Evet. Kaç ay geçti? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4 ay bitti hocam. 4 aydır var olan ağrınız Evet. şimdi yaklaşık 4 dakikada hemen hemen %90 oranında azaldı, doğru mu? Evet. Tamam.
Güzel. O zaman biraz daha çalışalım da tamamen kurtulun. Gözlerinizi kapatınız tüm izleyenlerimiz. Hala devam ediyoruz. Hala devam ediyoruz. Manisa'da bir dağ var. Bu dağın Spil Dağı olduğu haritada geçer. Ben ona ne diyorum? Spil mi diyorum, başka bir şey mi diyorum? Kaf Dağı hocam, bildiğim kadarıyla. Beli. Neden Kaf Dağı diyorum ona? Şu an hatırlayamıyorum, çok heyecanlandım. Tamam. Zümrüdüanka var, orada yaşıyor. O yüzden Kaf Dağı diyorum. Evet. Siz hiç Zümrüdüanka gördünüz mü? Görmedim hocam. Çalışmalarda biraz kanal olduğumu hissediyorum. Hani Bravo. sizin canlı yayınlarını daha önce takip ediyordum. Deprem sürecinde internet olmadığı için biraz geride kaldım. O yüzden bu sıralar yeni başladım. Dünyada çok, çok insan, çok insan Zümrüdüanka görmedi. Ama şu anda Zümrüdüanka gören biriyle konuşuyorsunuz. Evet. Haydi bakalım. 12'ye kadar sayalım ve ondan sonra inşallah Yüce Rabbimin şifası bedeninize geldi. Yüce Allah'ın şifası ile inşallah şifalandınız. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lütfen şimdi gözlerinizi açınız. Kendinizi kontrol ediniz. Hocam gerçekten mucize. Ne Şu oldu an şimdi? sanki omuzlarımda bir yük kalktı. Yemin et. Yemin ederim hocam. Haydin bre. Valla hani normal bir arkadaşımız canlı yayına katılsaydı evet sevinirdik ama size olan sevincim iki kat arttı. Çünkü
Deprem bölgesindeki bir arkadaşımızın acılarını hafiflettik. İnşallah tamamen Allah canlı razı olsun. için katıldıysan Direkt hepsi kitabınızı şifalandı. okumuştum. Tamam. Hocam daha Anlayın. önce de kitabınızı okumuştum. Sesli kitabınızı dinledim. Odysseus Destanı. Evet. Evet. Şöyle başlıyor. Ne çok insan tanımış, ne çok yerler gezmişti. İşte böyle devam ediyor. Değerli dostlarımız, YouTube'dan Odysseus Destanı sesli kitabı benden dinlemek isterseniz yazın. Refik Korkmaz sesli kitap Odysseus diye. Haydi, şifa oldu, şifa olsun. Amin, amin. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden Allah razı olsun. Bu canlı yayın kalsın mı yoksa sesiniz var, silinsin mi? Biraz da özelinizi anlatmış. Olabilir, katkısı olsun hocam. Başkalarına Amin. da katkısı olsun. Amin, amin. Haydi. Selamlar, saygılar. Selamlar. Değerli dostlarımız, bu canlı yayını burada kapatıyorum. Yeni bir canlı yayın birazdan başlatıyorum. Ben New York'tayım. New York'taki arkadaşlarımız New Jersey ve Philadelphia ve bu çevredeki arkadaşlarımız şanslılar çünkü Refik Korkmaz'dan yüz yüze eğitim almak fırsatına kavuşacaklar. Haydi bakalım. Çağın binlerce yılı ötesinden Refik Korkmaz'la mucize bir bilgi aktı. Bu bilgi size kişisel gelişim dersleri olarak bir fırsat şeklinde sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmayın değerli dostlar. İşte Allah'ını seversen az önceki arkadaşımızın şifasını vesile olduk. Ve Allah katında herhalde sevabımız yazıldı. Allah katında beklentiye girmesek bile yani hani sevap için yapmasak bile bir insanın deprem bölgesindeki bir insanın mutluluğu için yaptık. Bir de şifasına kavuşması için bu çalışma yaptık. Görüyorsunuz. Ne muazzam bir şey. Bence her insan bunu yapmalı. Hani her insan bir ağaç dikmeli diyoruz ya, bir de pek çok ağaç dikmeli. Doğaya faydalı olmalı. İnsan bu eğitimleri de almalı. Doğaya faydalı olmalı. Hepinize selamlar, saygılar değerli dostlar. Bakalım kimler doğaya faydalı olmayı seçiyor? Eğitimlerimizi değerli dostlar, dilerseniz Facebook kapalı gruptan 7 saatlik videomu izleyin. O modülü öğrenin. Allah Allah. Ve değerli dostlar, 25 bin liraydı. Yemin ediyorum 25 bin liraydı bir modülümüz. Deprem oldu ya, biz de 25 bin liradan indirim yaptık. Dedi ki herkes faydalansın. Şimdi 3 bin lira. 25 binlerde, 3 binlerde. Tabii yine eski fiyata çıkacak. Eski fiyata çıkmadan şimdiki 3 bin liralık kampanyadan faydalanın. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Yıldız ötemiz sonsuz olsun. Haydin bre, bre bre.